Arkadaşlar merhaba, Damdan Dama programına hoş geldiniz. Bu hafta çiftlik gezimiz yok, küçük aile işletmelerine gitmeyeceğiz. Bu hafta bana en çok sormuş olduğunuz, en çok merak ettiğiniz bir konuya cevap vereceğim. Süt hayvancılığından bahsedeceğiz. Süt hayvancılığından nasıl para kazanırız? Süt hayvancılığına başlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Neler yapmamamız gerekiyor? Hep bunları konuşacağız arkadaşlar. O yüzden böyle bir program hazırladım. Bu program daha önce, yani bu programda konuşacaklarım daha önce herhangi bir televizyon kanalında kesinlikle konuşulmadı. Ben bu işin piriyim. Biz ahırda doğduk diyen internet fenomenleri bile size bu kadar açık ve net bu işi anlatmadılar arkadaşlar. Ben size en ince detayına kadar bu işi anlatacağım. İnşallah yeni başlayan arkadaşlara ışık olur. Bu işe başlamış da para kazanamayan arkadaşlar da nerede hata yaptıklarını bu programla anlamış olurlar. Sizleri daha fazla bekletmeden tahtamızın başına gidelim. Ve süt hayvancılığı nasıl yapılır? Süt hayvancılığından nasıl para kazanılır? Hep beraber bunları konuşalım. Arkadaşlar hayvancılık hepimizin merak etmiş olduğu bir meslek. Hayvancılığa işte avukatı da, ne bileyim mühendisi de, doktoru da herkes giriyor. Yani parası olan da giriyor, parası olmayan da gidiyor, kredi çekiyor. Bir şekilde hayvancılığa başlıyor, hayvancılık yapmaya başlıyor. Yalnız bu hayvancılığa başlarken dikkat edilecek birçok konu var. Tabii hayvancılık dediğimiz zaman da bu farklı farklı değişir. Bu süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, damızlık, düve yetiştiriciliği. Bunlar hep böyle çeşit çeşit. Ben size bugün süt hayvancılığını anlatacağım. Süt hayvancılığına nasıl başlamalısınız? Başlarken nelere dikkat etmelisiniz? Bu işe başlayıp da şu an para kazanamayanların en büyük yapmış oldukları hatalar neler? Hep beraber bunları konuşacağız arkadaşlar. Tabii o hataları zamanında ben de yaptım. Ben de size söyleyeceğim hataları yaparak bu işe başladım. Belirli bir süre para kazanamadım. Daha sonra yapmış olduğum hataları anlayarak ve bayağı da hatırı sayılır bir para kaybederek bu işi çok iyi bir şekilde öğrendim. Şu an bu işten çok iyi paralar kazanıyorum. Ailemi bu işte geçindiriyorum. Bunu ben yapabiliyorsam veya ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Bir başkası yapabildiyse siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bazı maddeler var. O maddeleri sırasıyla yazacağız. O maddeleri eksiksiz olarak yapanların bu işten, süt hayvancılığından para kazanamama şansları yok. Öncelikle hayvancılık yapmak herkesin içinde var. Yani mutlaka köyde yaşayanlarımız var, daha sonra şehire göçmüş olanlar var. İşte emekli olayım, köye yerleşeyim, ufak bir bahçem olsun, 5-10 tane inek alırım, hayvan alırım, süt satarım, süt hayvancılığı yaparım diyen bir sürü insan var. Hatta üniversitede okumuş, 2 tane üniversite bitirmiş. İnsanlar bile sürekli beni arıyor, hayvancılığa girmek istediklerini ama nasıl yapacaklarını, nereden başlayacaklarını bilmedikleri için sürekli telefon ve mesaj alıyorum. O yüzden de bu programı yapma isteği duydum. İnşallah faydalı bir program olacak. Bu programda birkaç gün sonra, yayınlandıktan birkaç gün sonra Çiftçi TV YouTube sayfasına atılacak. Bol bol paylaşırsanız insanların akıllarındaki soru işaretleri kalkmış olur. Şimdi herkesin hayvancılık yapmak gönlünden geçiyor. Hemen tabii ne var? Bizim en yakın ulaşabileceğimiz internet var. İnternete giriyoruz. İşte telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan giriyoruz. Hayvancılığı araştırmaya başlıyoruz. İşte karşımıza 30 litre süt veren hayvanlar çıkıyor. 40 litre süt veren hayvanlar çıkıyor. İşte yemlerini şu kadar vereceksiniz. Ahırları böyle yapacaksınız. Şöyle yapacaksınız diye bir sürü bilgi var. Ha, doğru bilgiler de var. Ama %90'ı da yanlış bilgiler. Biz de o bilgilere göre bir hesap yapıyoruz. Bu hesabı herkes yapıyor. Yani ben süt hayvancılığına başlarken bu hesabı yapmadım diyen adam yalan söyler. Ben de bu hesabı yaptım. Peki bizim bu yapmış olduğumuz yanlış hesap ne? Biz başlıyoruz araştırmaya. İşte diyoruz ki 10 tane hayvanla başlasak, 10 hayvan alsak. Bu 10 tane hayvanımız günlük bize 30 litre verse, çünkü internette hep böyle 30 litre, 40 litre süt veren ineklerle dolu. Yani bütün yazılar, makaleler hep bunların üzerine. Yani adam yazmış işte 30 litre süt alıyorum, 40 litre süt alıyorum. Öyle bir şey var mı? Var ama genetiği çok yüksek hayvanlarda var. Bu da sizin alacağınız hayvanların hepsi bu şekilde süt verecek, bu şekilde verim alacaksınız anlamına gelmez. İşte 10 tane hayvan alsam, bu 10 tane hayvan günlük bana 30 litre süt verse, günlük
300 litre süt yapar. Bunu da aylığa vurduğum zaman, yani 30 güne vurduğum zaman 9000 litre süt almış olurum. Peki süt ne kadara satılıyor? 2.30'a. İşte teşviği de var. Hadi bırak 2.30'u boş ver. Ben bunu perakende de satmayayım. 2 liradan satsam, yani bu aylık bir hayvandan almış olduğum sütü 2 liradan satsam 9000 litre 18000 lira para yapar. İşte bana 18000 lira para kalır. Bu 18000 lira paranın ben 10000 lirasını işletme giderlerine harcasam bana aylık 8000 lira 10 tane hayvandan para kalır. Bu 8000 lirayı seneye vurduğumuz zaman 100000 lira benim 10 hayvandan bir kazancım olur tüm masrafları çıktığımda. Ayrıca bu 10 hayvanın 10 tane de buzağısı olacak. Hemen buzağı hesabı da yaparız. Bu buzağıları da işte 5-6 aylık olduğunda tanesini 5000 liradan satsam 50000 lira da oradan bir gelirim olacak. Senelik benim süt gelirim ve buzağı gelirim 150000 lira şeklinde bir hesap yapılır. Bu hesap tutmaz. Bu hesabı tutturmak mümkün mü? Evet, mümkün. Ama başlarken, işe başlarken şu hesabı hepimiz yapıyoruz. Yani ben yapmadım diyen varsa yalan söylemiş olur. Bu 10 hayvan olur, 20 hayvan olur, 5 hayvan olur, 100 hayvan olur. Büyük işletme açan olur, küçük işletme açan olur, küçük aile işletmesi açan olur. Herkes bu hesabı yapıyor ve şurada çıkan rakam bizi cezbediyor. Bu rakamı gördüğümüz zaman da hemen bu işe başlıyoruz. Ama bu işe başlarken de çok yanlış şekilde başlıyoruz. Yani o kadar yanlışlar yapıyoruz ki daha sonra bu yanlışlarımızın telafisi olmuyor. Eğer bunları telafi edecek olursak da bize çok büyük maddi kayıplara sebep oluyor. O yüzden şu hesabı yapmayalım. Neler yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Bunlar yapmamamız gerekenler. Neler yapmamız gerekiyor? Bir de onlardan bahsedelim. Hep beraber bu işi nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Hep beraber bunları görelim arkadaşlar. Şimdi neler yapmamız gerekiyor? Bunları madde madde sırayla yazalım. Öncelikle ırk seçimi. Şimdi hemen internete giriyoruz. İnterneti açıyoruz. Hemen internetten bakıyoruz. Veya işte Google amcaya yazıyoruz. En çok süt veren inek çeşidi, inek ırkı hangisidir diye. Ondan sonra işte karşımıza Holstein'ler çıkıyor. Ne bileyim işte Danimarka kırmızıları çıkıyor. Simanteller çıkıyor. Bunlardan bir tanesine karar veriyoruz. Ama şöyle karar veriyoruz. Paramıza göre karar veriyoruz. Yani diyelim ki kaç paramız var cebimizde? 150 bin lira paramız var. İşte arıyorsunuz bir işletmeyi, yurt dışından ithal hayvan getirmiş bir işletmeyi, biz de getiriyoruz mesela, biz de satıyoruz. Arıyorsunuz, fiyat soruyorsunuz, adam size 13 bin lira diyor. Bir de internet araştırması yapıyorsunuz. İşte bazı bölgelerde genelde dolandırıcı oluyor bunlar. 6 bin liraya, 7 bin liraya inek fiyatları görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim nasıl 13 bin lira? Adam 6 bin liraya satıyor, sen nasıl 13 bin liraya satıyorsun? Gidiyorsunuz oralardan 6-7 bin liralık hayvanları alıp İşletmenize getiriyorsunuz. Bu yanlış. Bununla ilgili de konuşacağız. Öncelikle ırk seçimi. Peki biz bu ırkı neye göre seçmeliyiz? Yani tamam bir ahır yaptık. İçine hayvan alacağız. Ama hangi ırk hayvan almalıyız? Hangi çeşit hayvana bakmalıyız? Hemen ondan bahsedelim. Öncelikle eğer ki biz bu hayvanlarımızdan elde edeceğimiz sütü perakende değil de kapımıza gelen sütçüye toptan vereceksek veya damızlık birliklerine toptan vereceksek Holstein almalıyız. Niye? En çok süt veren hayvan ırkı Holstein'dir. Dünya genelinde en çok ırk veren hayvan ırkı Holstein'dir. Ha, bakımı biraz zordur. Buzağları çok fazla para etmez. Ama süt açısından en fazla veren sütü Holstein'dir. Eğer ki biz ilerleyen zamanlarda elde etmiş olduğumuz sütü perakende değil de sadece kapımıza gelen işte sütçüye, ne bileyim işte damızlık birliklerine, kooperatiflere vereceksek Holstein'le bu işe başlayabiliriz. Eğer ki ben sütümü 2 liradan değil de 4 liraya, 5 liraya çoğu insanın yaptığı gibi perakende satacağım ilerleyen zamanlarda diyorsanız
simental, montofon veya jersey. Bu üç ırktan birini tercih etmelisiniz. Çünkü neden? Holstein içimlik süttür. Holstein'ın sütünü alan bir müşteri bundan yoğurt yapamaz. Yoğurdu güzel olmaz. Ama simental, montofon ve jersey'in sütleri yağlıdır. Bunu alan müşteri memnun kalır. Bundan yoğurt da yapar, tereyağı da yapar, her şeyi yapar. Eğer ki, tekrar edelim, Holstein ırkıyla başlayacaksanız sadece kapınıza gelen kişilere bunu toptan olarak verebilirsiniz. Parakende olarak bu sütü satamazsınız. Müşterileriniz bu sütten memnun kalmaz. Eğer ki ben sütümü parakende de satacağım ilerleyen zamanlarda, ilk zamanlarda değil, ilerleyen zamanlarda ben bunu parakende de satacağım diyorsanız simental, montofon veya jersey ırk almalısınız. Neden? Bu ırkların sütündeki yağ oranı diğerine, Holstein'a göre daha yüksektir. Mesela Holstein'da %3, 3,5 yağ oranı vardır. Simmental, Montafon'da 4, 4,5 oranı. Jersey'de 7-8 oranında yağ oranı vardır. O yüzden kaliteli bir süt elde etmiş olursunuz. Müşteriniz de bu durumdan memnun kalır. Sürekli de sizden süt almaya devam eder. Sizi de kolay kolay bırakmaz. Irk seçimini bu şekilde yapmalıyız. Bir de hayvanımıza nasıl bakacağız? Nerede bakacağız? Merada mı bakacağız? Ahırda mı bakacağız? Buna da dikkat etmeliyiz ırk seçerken. Eğer ki meramız varsa, ben işte ne bileyim orijinal bu hayvanlardan almak istiyorum ama benim meram da var, ben meramdan faydalanmak istiyorum derseniz bu hayvanlarla sütçülük yapamazsınız. Çünkü neden? Bu hayvanların canlı ağırlıkları yaklaşık 650-700 kilo ağırlığındadır. Bu hayvanları meraya gönderdiğiniz zaman mutlaka verim kaybı yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden meranız varsa mutlaka ete çalışmalısınız. Kurban hayvancılığına çalışmalısınız. Ya da damızlık düve yetiştirmelisiniz. Ben mesela benim meram var. Merada damızlık düve yetiştiriyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz düveler İtalya yavrusu hepsi. Bunları bir sene boyunca merada bakıyorum. Gebeletiyorum. 3 aylıkla 7-8 aylık arasında gebelikleri olduğunda da beni arayan müşterilerime bu hayvanları satıyorum. Irk seçimini bu şekilde yapacağız. İkinci maddemize dönelim. İkinci maddemiz arkadaşlar genetik. Bu çok önemli, bakın. Şimdi hayvan almaya karar verdiniz. Peki nasıl hayvanlar alacaksınız? Yani süt hayvancılığına başlayacaksınız. Pazarlardan mı gidip alacaksınız? Eğer pazarlardan süt hayvancılığına başlamak için hayvan alırsanız, bunu peşin peşin söyleyeyim, aynı zamanda biliyorsunuz ben tacirim, celebim, kesinlikle batarsınız. Yani 25-30 litre süt veren bir hayvan pazara düşmez arkadaşlar. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ben senelerdir pazarlardayım. Haftanın 4 günü 5 günü hayvan pazarlarında dolaşıyorum. Hem mal alıyorum hem mal satıyorum. Kesinlikle bu tipte, yani süt verecek, süt hayvancılığı yapabilecek hayvanları pazarlardan bulamazsınız. Bulduğunuz hayvanların genetikleri iyi değildir. Sizi hüsrana uğratır. Kesinlikle sağdan soldan toplama ve pazarlardan alma ineklerle veya gebe düvelerle kesinlikle sütçülüğe başlamayın. Bu sizin sonunuz olur. Çok büyük hüsrana uğramış olursunuz. Yani sadece siz değil, tabii siz bu işi yaparken aileniz de bu işin içerisinde olacağı için onların da rızkına mani olmuş olursunuz. O yüzden kesinlikle pazarlardan hayvan almamalıyız. Çünkü neden? Pazardan almış olduğumuz bir hayvanın genetik özelliklerini bilemeyiz. Niye? Almış olduğumuz hayvanlarda pedigri yok. Pedigri nedir? Bir hayvanın soy kütüğü, yani annesinin, babasının kim olduğu, annesinin hangi doğumda ne kadar süt verdiği, doğumları kolay yapıp yapmadığı, işte bu ırkın hangi spermayla tohumlandığı, işte o tohumluk kullanılan boğanın ne bileyim işte birinciliği var mı, işte ne bileyim süt verimleri ne kadarmış, et tutma randımanı ne kadarmış. Hep bunlar pedigri belgesinde yazar. Ama bizim pazardan aldığımız hayvanlarda bırakın pedigriyi, pasaport bile yok. Çoğunda kulağında küpe bile yok. Küpesi olsa pasaportu yok. Pasaportu olsa sek çıkmıyor. Bir dünya sorun yaşıyoruz.
pazardan almış olduğumuz hayvanlarda. O yüzden genetik çok önemli. Almış olduğunuz hayvanın soyunu, sopunu, ırkını, her şeyini bilmeniz lazım. Yani annesi bunun ne kadar süt veriyordu? Mesela diyelim ki bir laktasyon dönemi boyunca, yani bir sağım dönemi boyunca bir hayvanda 12 ay boyunca sağılmaz. Onu da buradan söyleyelim. Bir hayvan 305 gün sağılır arkadaşlar. Geri kalan 60 günde kuruya çıkartılır. Onunla ilgili de bir video çekeceğiz daha sonra. Yani bir programda onunla ilgili yapacağız bir işletmede. Genetiği iyi olan bir hayvan almamız gerekiyor. Peki bunu nereden temin edebiliriz? Büyük çiftliklerden, yurt dışından, işte ithal hayvan getiren çiftliklerden bunları temin edebiliriz. Belki şimdi bana kızanlar olacak. Ya bizim ülkemizde işte hayvan yok da mı yurt dışından getiriyoruz? Yok. Yani böyle damızlık niteliğe sahip, böyle genetiği iyi hayvanlar yok arkadaşlar. Yani biz ithal edilen ete, ithal edilen danaya karşıyız. Ama ithal edilen damızlık hayvanlara ben kesinlikle karşı değilim. Çünkü bu damızlık hayvanlar ülkemize girecek ki biz daha iyi hayvanlarla daha iyi et, daha iyi süt, daha iyi buzağlar alacağız. Bunlar bizim için önemli. Daha düne kadar, 7-8 sene önceye kadar kara sığırlara bakıyorduk. Günlük 5 litre, 7 litre süt veriyordu. Sütleri buzağlarına bile yetmiyordu. Bu getirmiş olduğumuz hayvanlarla 25 kilo, 30 kilo, 35 kilo, 40 kiloya kadar, yani 40 litreye kadar süt aldığımız hayvanlar var. Genetik çok özellik, çok önemli. Şöyle söyleyeyim ben size. Mesela bir yere giderken yol kenarlarında atlar görürsünüz. Mesela başıboş atları bırakmışlardır. Bir de bu atlara milyon dolarlar verenler var. Yani niye milyon dolar veriyor ki adam? Zaten yolda istemediği kadar at var başıboş. Gitsin oradan yakalasın bir tanesini, koştursun hipodromda. Koşar mı? Koşmaz. Veya işte yarışmalara girse, yarışmalarda işte başarı gösterebilir mi? Gösteremez. Oradan yakaladığın at 100 metre koşar, 100 metre sonra 4 nala yatar. Ama soyu sopu belli, genetiği iyi bir at alırsan, iyi para verir bir at alırsan ne olur? Daha uzun ömürlü ondan faydalanırsın. İşte ne bileyim, biri 100 metre koşuyorsa biri 10 kilometre koşar, daha bana mısın demez. Bu da buna benziyor yani. Şimdi öbürkü hayvana niye çok fazla para veriyor adamlar? Gidip de yol kenarından yakalamıyor. Çünkü bu hayvanın soyu sopu belli. Yani nasıl bir kandan geldiği belli. Saf kan bir hayvandan geldiği belli. O yüzden genetik çok özel, çok önemli. Genetiğe dikkat etmeliyiz. Sağdan soldan toplama hayvanlarla bu işe başlamamalıyız. Kesinlikle pazarlardan hayvan alıp süt hayvancılığı yapmamalıyız arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz en önemli madde. Yani burayı iyi dinleyin. Hepimizin yanıldığı, yani o başta hesap yaparken hani 10 tane hayvanım var, günlük 30 litre süt alsam işte günlük 300 litre yapar, aylık 9000 litre süt yapar dediğimiz hesabı neden tutturamıyoruz? Bu maddede göreceğiz. Hemen maddemizi yazalım. En önemli maddedir arkadaşlar, doğum aralığı. Şimdi doğum aralığı ne demek? Şimdi ahırımızı yaptık, her şeyimizi tamamladık, hayvan alacağız. Bu hayvanları nereden alıyoruz ucuz olsun diye? Ya pazarlardan alıyoruz, ya işte yakın civardaki köylerden, hayvancılık yapan işte 3-5 hayvanı olan kişilerden toplama hayvan almaya başlıyoruz. Kaç tane hayvan alacağız biz? 10 tane. Ucuz olsun istiyoruz, çok para kazanmak istiyoruz. Ucuz olsun istiyoruz, en iyisini almak istiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani eğer ki siz bu işi yapacaksanız, bu işten para kazanmak istiyorsanız elinizi cebinize atacaksınız. Yani ucuz et tencere dibi yakar demişler arkadaşlar. Hemen onu da burada size anlatmış olacağım. Doğum aralığı. Kaç hayvan alacaksınız mesela? 10 tane. 10 tane hayvan alacaksınız. Gittiniz 3 tane pazardan buldunuz. Bir pazara gittiniz. 3 hayvan oradan buldunuz. 3 hayvan. Bu işte kaç aylık? Bunların gebelikleri 3 aylık. 2 tane bir köye gittiniz, o köyden buldunuz veya işte yakın bir ilçeye, bir mezraya gittiniz. 2 tane oradan buldunuz. 2 hayvan oradan buldunuz. Kaç aylık? 4 aylık. 3 tane başka bir yere gittiniz pazardan veya bir arkadaşınız size tavsiye etti. İşte şu arkadaşın hayvanları çok iyiymiş, onlardan alalım. Genelde hep böyle olur. Gittiniz oradan, 3 tane de oradan aldınız. 3 hayvan da oradan aldınız. Bunlar kaç aylık? 5 aylık. 3, 5, 8.
İki tane de yine bu şekilde pazardan veya herhangi bir yerden yine hayvan aldınız. Bunlar kaç aylık? İşte 7 aylık. Şimdi başta yapmış olduğunuz bir hesap vardı değil mi? İşte günlük işte 10 tane hayvandan 30'ar litre süt alsam günlük 300 litre süt yapar diye. Peki sizin almış olduğunuz şu an toplamı yapmış olduğunuz hayvanlar, yani sağdan soldan pazardan oradan buradan topladığınız hayvanlar, doğum aralıkları kaç aylık? 3 tanesi 3 aylık, 2 tanesi 4 aylık. Bunları tabii misal olarak yazıyoruz da bu şekilde tutturmanız bile zor. Yani 3 tanesini 3 aylık bulmanız bile zor. Yani eğer bir çiftlikten değil de bunu bir pazardan ve herhangi bir yerden alacaksanız bu doğum aralıklarını tutturmanız bile zor. 3 tanesi 5 aylık, 2 tanesi 7 aylık. Peki siz ne zaman süt sağmaya başlayacaksınız? Şu 2 tane hayvanı, yani 7 aylık olan 2 tane hayvanı 2 ay sonra sağmaya başladığınız zaman süt almaya başlayacaksınız. Yani ne olacak? 2 hayvan sağacaksınız arkadaşlar. 2 hayvan da günlük size 30 litre verse, vermez de ilk doğumlarında, hadi verdi diyelim, 60 litre yapar. İlk hesapta siz 300 litre almayı hedefliyordunuz. Yani 10 tane hayvanı bir anda sağmak istiyordunuz. 10 tane hayvandan günlük 300 litre süt almak istiyordunuz. E ne oldu? Burada 2 tane hayvanınız 7 aylık gebe. Yani siz 2 tane hayvan sağacaksınız. Diğer hayvanlar 5 aylık. Yani 4 ay sonra onları sağmaya başlayacaksınız. Diğerlerini 5 ay sonra. En son 3 hayvanınızı 6 ay sonra sağmaya başlayacaksınız. Yani arasında hep 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay zaman var. Yani bütün hayvanlarınızı aynı anda sağmayacaksınız. Bu aynı anda sağmamak demek ne demek? Yani toplu süt alamayacaksınız. Toplu bir şekilde bu sütleri satamayacaksınız demek. Aynı zamanda buzağıları da toplu alamayacaksınız. Yani şurada 2 tane hayvanınız 7 aylıkken doğum yapmış olacak. O 2 tane buzağınız olmuş olacak. O 2 buzağı büyütürken, onunla uğraşırken yaklaşık 4 ay sonra da şu 3 tanesini sağmaya başlayacaksınız. Yani toplu olarak ne süt alabileceksiniz ne de buzağı alabileceksiniz. Yani ilk başta yapmış olduğunuz hesap, yani o kağıt kalemi elimize alıp da bizi yanıltan, bizi cezbeden hesabın yanlış olduğunu bu hayvanları topladıktan sonra anlayacaksınız. Yani şimdi biz ne diyoruz? Toplu süt elde etmeniz lazım ki toplu para almanız lazım. Toplu buzağı almanız lazım ki bunları hepsini bir anda büyütüp 5-6 aylık olduklarında, ne bileyim 7 aylık olduklarında toplu olarak bunları satıp toplu olarak cebimize para girmesi lazım. Yani bunu şöyle düşünün. Diyelim ki birisinden 50 bin lira alacağınız var. Yani birine 50 bin lira borç verdiniz. O kişiden de borcunuzu istediniz. Zamanı geldi, borcunu istediniz. Adam size geldi, dedi ki ya kardeşim ben sana bu 50 bini tek seferde veremem. Ben sana bunu aylık 2000 lira 2000 lira, 3000 lira 3000 lira vereyim, bu şekilde ödeyeyim. Yani şimdi 50 bini toplu olarak alsanız, gidersiniz bir borcunuzu ödersiniz veya işte işletmenize bir iki hayvan daha alırsınız, farklı şeyler yaparsınız. Niye? Toplu para olduğu için. Ama öbür türlü size aylık bunu 2000 2000 1000 3000 3000 verdiğinde bu para dağılır gider. Bu da bu şekilde. Yani bu sütü toplu olarak alamazsanız oradan alacağınız 2 hayvandan veya 3 hayvandan alacağınız sütle hiçbir şey yapamazsınız. Yani ne buradaki hayvanların, yani bu 2 hayvan sadece kendi masrafını kurtarır. Geriye kalan 7 hayvanın masrafını da karşılamaz. İşletme giderlerini de karşılamaz. Yem giderlerini de, sizin şahsi giderlerinizi de karşılamaz. Bu sefer ne yapacaksınız? Bunları karşılamadığı için diğerleri de sağlamıyor. Kuru da çünkü. Gidip ya kredi çekeceksiniz ya da hali hazırdaki paranızı kullanmaya başlayacaksınız. Ne kadar kullanacaksın? Yani hazıra daha dayanmaz. 6 ay olduğu zaman, yani aradan 6 ay geçtikten sonra yemciye 25-30 bin lira borcunuz olduğunda bu işin ilk başta yapmış olduğunuz hesap gibi olmadığını, bu işi çok büyük bir şekilde yanlışla, bu işe çok büyük bir şekilde yanlışla başladığınızı anlamış olacaksınız arkadaşlar. Bizim için önemli olan birinci senede toplu süt, toplu buzağıdır. Bunları alabilirsek toplu bir şekilde para elde etmiş oluruz. İşletmemiz de bir sonraki yıla, yani toplu para aldığımız için daha güçlü, kuvvetli girmiş olur. Bu tip hayvanları da nereden temin edebiliriz? Bizim gibi işte yurt dışından hayvan getiren çiftlik sahiplerinden. Mesela 300-500 tane adam hayvan getirmiş. Bu çiftliklere gidip bu çiftliklerden istediğiniz adette 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane aynı doğum aralıklarında hayvanlar seçebilirsiniz.
Yani almış olacağınız hayvanların mesela gittiğinizde hepsini ben 6 aylık istiyorum, hepsini 7 aylık istiyorum deme şansınız var. Çünkü fazla hayvan olduğu için bu hayvanların 3 aylıkla 8 aylığa kadar işte padok padok ayırmışlardır. O şekilde de seçim yapabiliyorsunuz. Bu da sizin karınız olmuş oluyor. Çünkü neden? Mesela diyelim ki hepsini 8 aylık olarak aldınız. İşte 1 ay sonra toplu olarak bütün hayvanlarınız doğurmuş olacak. Yani toplu bir şekilde süt sağımına başlayacaksınız. Toplu bir şekilde de buzağı almış olacaksınız. Yani bir buzağıyla değil de 10 tane buzağıyla birlikte birden uğraşacaksınız. Satarken de bunları toplu bir şekilde satıp cebinize toplu bir para girecek arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hayvan toplarken yani doğum aralığına çok dikkat etmeniz lazım. Toplarken demeyelim de eğer ki pazardan sağdan soldan hayvan toplarsanız bu işte kesinlikle başarılı olamazsınız. Yani şu doğum aralıklarını yakalayamazsanız bir tanesi 2 ay sonra işte size süt vermeye başlar, bir tanesi 5 ay sonra, bir tanesi 6 ay sonra, bir tanesi de 8 ay sonra size süt vermeye başlar. Bu arada da benim düveler de benimle oynamayı çok seviyor. Onları da görüyorsunuz. Hepsi İtalya yavrusu bunların. Birinci sınıf spermalardan spermalara atılmış doğmuş hayvanlar. Bu hayvanların anneleri şu an 27 ile 33 litre arasında süt veriyor. İnşallah bunlar da öyle olur. Bunları alan müşteriler de memnun kalır diyelim. Doğum aralığı neymiş? Çok önemliymiş. Bu doğum aralığı bizim ileriye bir adım ileriye gitmemizi de sağlar. Tamamıyla bu işte iflas etmemizi, para kazanamamamızı da sağlar. Yani bu doğum aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen diğer bir maddemize geçelim. Programımıza devam edelim. Diğer maddemiz tek bir iş yapmak. Bu da çok önemli yeni başlayanlar için. Hemen onu da yazalım. Tek bir iş yapmak. Şimdi bu tek bir iş yapmak ne demek? Hemen bunun açılımını yapalım. Şimdi hayvancılığa başlıyoruz. Toplu sütümüz oldu. Toplu buzağlarımız oldu. İşte buzağların küçükken burada da var bir tane buzağı. Bir tanesi buraya da geldi. Buzağlar çok sevimli olur. İşte evimizdeki insanlar işte buzağları satmamızı istemezler. Derler ki ya işte bunu dana olarak besleyelim. Bunu düve olarak besleyelim. Kendimize bu şekilde büyütelim şeklinde hemen muhabbete girersiniz. Bu şekilde kafanızda fikirler oluşur. Peki bu doğru mu? Değil. Çünkü neden? Biz bu işe niye başladık? Süt hayvancılığı yapmak için. Yani nedir bu? Biz bu sütten para kazanmak için biz bu işe başladık. Yani bizim işimiz sadece süt hayvancılığı olacak. Yani bizim işimiz dana büyütmek değil, bizim işimiz düve büyütmek değil. Ha ilerleyen zamanlarda 1-2 sene sonra hayvanlarımızın yavrularından iyi damızlık olacak dişi buzağlardan kendimize bırakabiliriz veya hiç bırakmayabiliriz. Bütün hayvanları satabiliriz. Yani doğurmuş hayvanlarımızın buzağlarını komple satabiliriz. Bunlardan elde ettiğimiz giderle, gelirle tekrar işletmemize hayvan alabiliriz. Yani biz tek bir iş yapmamız lazım. Yani süt hayvancılığı yaparken işte dana buzağı yetiştirmeyeceğiz. Düve yetiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü neden? Bunların hepsi bize bir külfiyet oluşturacak. Yerimizi genişletmemiz gerekecek. Ne bileyim işte gider kalemlerimiz artacak. Yani süt hayvancılığından, süt hayvanlarımızdan kazanmış olduğumuz parayı onlara da harcamış olacağız. Zaten buzağı küçükken para ediyor. Yani 5-6 aylıkken güzel paraları satabiliyoruz. 4,5 ile 5500 lira, 4500 lirayla 5500 lira arasında paraya satabiliyoruz. Tabii bu yerli ırklardan bahsetmiyorum. Yani iyi bir hayvanın, damızlık niteliği olan iyi bir hayvanın buzağlarından bahsediyorum. Yani buzağı var 1500 lira, buzağı var 5500 lira. Ben bu tip buzağlardan bahsediyorum. Bunları satmalıyız. Satmalıyız ki oradan elde etmiş olduğumuz toplu parayla işletmemize 1-2 hayvan daha alırız. Veya ne bileyim bir sonraki sene için kaba yemimizi alırız. Bir sonraki seneye daha güçlü bir şekilde girmiş oluruz. Yani şimdi mesela beni arıyor adam. Diyor ki abi ben süt hayvancılığından para kazanamıyorum. Benim diyor süt ortalamam 32 litre diyor. Yani sürümün süt ortalaması 32 litre diyor. İşte günlük vermiş olduğu yemleri yazıyor. Bakıyorum kazanamaması imkansız. Niye kazanamıyor?
Onu da söyleyeyim. Kaç tane hayvan var dedim en son. 60 tane hayvan var dedi. Kaç tane sağılır hayvanın var dedim. 15 tane. Yani şimdi senin 15 tane hayvanın, yani kendi giderlerine mi baksın, işletme giderlerine mi baksın, senin şahsi işte giderlerine, aile giderlerine mi baksın, yoksa o diğer geride kalan 45 tane hayvanın giderlerine mi baksın? Yani ben kafa kafaya çıkıyorum diyor. 15 tane sağılırım var, işte 30-35 litre arası süt alıyorum diyor, ama para kazanamıyorum diyor. Kazanamazsın tabii. Sen buradan 15 taneden kazandığın parayı bu 45'e yediriyorsun. Şimdi şu hayvan 5-6 aylıkken atıyorum 5000 lira veya 6000 lira. Bu hayvana 12 aylıkken sattığında bu hayvan 7000 lira, 7500 lira. Arada 1500 lira var. Bu hayvan aylık 250 lira para yese işte ne bileyim 1300, 1400 lira, 1500 lira para yapar 6 ayda. Yani 6 aylık satmasak, 12 aylıkken satsak 1500 lira bize masrafı olmuş olacak. O zaman 7000 liraya sattığımızda gene 5500 liraya bakmış oluyoruz. 6 ay boyunca da bunun hamallığını yapmış oluyoruz. Yani siz ne işe başlayacaksanız, besi yapacaksanız besiyle devam edeceksiniz. Damızlık düve yapacaksanız damızlık düveyle devam edeceksiniz. Süt hayvancılığı yapacaksanız sadece süt hayvancılığı yapacaksınız. Başka bir şey yapmayacaksınız. Yani ben buzağıları alayım, büyüteyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bu fantezilere, bu hayallere girmeyin. Yani oradan elde etmiş olduğunuz toplu parayla sürünüze iki tane daha sağılır inek alın. Yani süt ortalamanızı yükseltin. Ne olur senede iki buzağı daha fazla almış olursunuz. Yani öbür türlü kazanacağınızı zannederken, yani onlara da bakayım, büyüteyim, besleyeyim, daha çok kazanacağım derken aslında çok zarar edeceksiniz. Hem sizi hem de ailenize iş yükü daha çok gelmiş olacak ve sizi çok yoracak. Maddi anlamda, manevi anlamda çok yormuş olacak. O yüzden sadece tek bir iş yapacağız. Süt hayvancılığında sadece süte odaklı çalışacağız. Yani ben nasıl bu hayvanlarımı daha iyi yemlerim, daha iyi bakım, besleme yaparım. Bunlar bana daha fazla süt verir. Senede bir buzağı verir. Bunun hesabını yapmalıyız. Diğer hesapları değil arkadaşlar. Şimdi diğer maddemize geçelim. Diğer maddemizde arkadaşlar kabayım. Bu da çok önemli. Çünkü bir işletmenin %80 masraflarını kaba yemler oluşturur. Kaba yemin de açılımını yapalım. Şimdi bu hayvanları aldık. Bu hayvanlara bir şeyler yedirmemiz lazım. Bu nedir? İşte slajdı, yoncaydı, işte reygras otuydu, yulafıydı, arpasıydı. Bu tip kaba ve kesif yemler yedirmemiz gerekiyor. Peki biz bu kaba yemi nasıl temin edeceğiz? Yani eğer ki atadan babadan kalma 3-5 dönüm 10 dönüm arazimiz varsa mutlaka bu arazilere bu kaba yemlerden birkaç tanesini ekmemiz gerekiyor. Yani yonca ekebiliriz, reygras ekebiliriz, ne bileyim yulaf ekebiliriz. Bu tip kaba yemleri ekip bir kısmını, yani hayvanımıza yedireceğimiz kaba yemlerin bir kısmını da bu arazilerden elde etmemiz lazım. Ha bizim arazimiz yok. Kiralama gücümüz varsa mutlaka kiralayıp yine ekmemiz lazım. Ya benim makine ekipmanım yok, ben her şeyi hazır alsam olmaz mı? Tabii ki olur. Atıyorum işte senelik 10 tane hayvandan 80 bin lira, 90 bin lira kazanacağına 60 bin lira, 70 bin lira kazanırsın. Yani kazancın biraz daha aşağıya düşmüş olur. Her şeyi hazırdan almış olursan. Eğer ki ekme imkanın var, kaba yeminin bir kısmını kendin karşılıyorsan %30, %35 daha fazla bu işten karın olmuş olur. Biz mesela bütün makine ekipmanlarımız var. Makine ekipmanı olmayan ama arazisi olan insanlara gidip de ekim ve ekim, işte ne bileyim biçim, balyalama hizmeti veriyoruz. Bu şekilde bölgenizde mutlaka traktörü, makine ekipmanları olan insanlar vardır. Bu insanlara belirli ücretler ödeyerek siz de boş olan tarlalarınızı ektirebilir. Dışarıdan alacağınız fiyatların ne bileyim 1/3 fiyatına, yarı yarıya fiyatına bu kaba yemleri elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz ben aynı zamanda kaba yemciyim. Hem büyük araziler işliyorum hem de Türkiye'nin her yerine kaba yem satıyorum. İşte reygras satıyorum, mısır sılajı satıyorum, yonca satıyorum. Yani Türkiye'nin her yerine bu kaba yemleri satıyorum arkadaşlar. Mesela bu sene 1 ton yonca, yani yoncanın tonu
1000 liradan başladı. Şu an 1600-1700 lira yoncanın tonu. Ben 85 kuruştan satmaya, 850 liradan satmaya başlamıştım. Elimde de çok da vardı. Eğer ki bunu siz kendiniz ekerseniz 40-45 kuruşa mal edebilirsiniz. Yani bunu bir kabayemci olarak ben size söylüyorum. Ekme imkanınız varsa, babadan atadan kalma arazileriniz, topraklarınız varsa mutlaka ekmelisiniz. Kabayem olmazsa olmaz, hayvanlarımıza aman şu olmazsa bir şey olmaz demeyelim. Mutlaka bu hayvanların bir rasyonu var. Yani günlük verilecek olan bir rasyon var bu hayvanlara. Bunlardan bir tanesini daha eksik veremeyiz. Eksik verdiğimiz zaman bu bize neyle döner? Süt düşüşü olarak döner. Yani süt veriminde düşüş olarak geri döner. Her gün 2 litre 3 litre süt kaybetmek demek bir laktasyon boyunca, yani bir sağım dönemi boyunca 305 gün boyunca çok büyük kayıp demek arkadaşlar. Yani hemen hemen atıyorum bir buzağı parası kaybedersiniz. O yüzden hayvanlarımızın rasyonlarına çok dikkat etmeliyiz. Kaba yemlerini, hayvanlarımıza vereceğimiz yemleri çok iyi araştırmalı ve bu yemleri eğer ki ekemiyorsak zamanında almalıyız. Yani her şeyi zamanında almalıyız. Ben az önce demiştim size, işte 85 kuruştan yoncayı satmaya başladım. 5. aylarda şu an 2. aya girdik. Şu an yoncanın fiyatı 1600 lira, 1700 liraya bile satanlar var. Yani ton olarak 1700 liraya da satanlar var. Yani 10 ton bir yoncaya ihtiyacınız olduğunda bunu 5. ayda almış olsaydınız 8500 liraya almış oluyordunuz. Şu an 10 tonluk bir yoncayı 16 bin liraya, 17 bin liraya almış oluyorsunuz. Yani aradaki fark bu. Saman da aynı. Saman 40-45 kuruştu 6-7 aylarda. Şu an samanın da tonu 1200 lira falan. 1300 lira, 1100 lira, 1200 lira civarında. Kaba yemlerimizi de hazır bir şekilde alacaksak mutlaka zamanında almalıyız. Yani ilk çıktığı zaman alırsak hem hesaplı almış oluruz hem de kaliteli mahsul almış oluruz. Hayvanlarımıza kaliteli kaba yem yedirmiş oluruz. Buna da çok dikkat edelim. Arkadaşlar bir diğer konuda sütü nasıl satacağımız. Sütü perakende mi satacağız yoksa kapımıza gelen sütçüye mi vereceğiz? Bununla ilgili de çalışmalar yapabilirsiniz. Şu an mesela perakende süt 4 lirayla 7 lira arasında satılıyor. Kapımıza gelen sütçüler 1,5 lirayla 2,20 arasında sütü alıyorlar. 1,5 liraya süt satan varsa bu işi kesinlikle yapmasın. Bu işe başlamasın. Mutlaka sütümüzü iyi bir şekilde satmalıyız. Eğer ki kapımıza gelen iyi paraları almıyorsa ve bize aylık para yerine yem dayatıyorsa mutlaka onunla alışverişimizi kesmeliyiz. Sütü kendimiz satmak için uğraşmalıyız. Bu da çok zor bir şey değil. Günlük belirli bir sütünüz varsa mutlaka etrafınızda, işte yakın yerlerde siteler mutlaka vardır. Büyük siteler vardır. Bu sitelere kartvizit bastırıp dağıtabilirsiniz. Bu şekilde elinizdeki sütü daha iyi bir paraya değerlendirebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Eğer bunlarla ilgili aklınıza takılan bir şeyler olursa YouTube sayfama mesaj atabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarıma mesaj atabilirsiniz. Veya Çiftçi TV YouTube sayfasında bu programın altına mesajlar atabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım. İnşallah faydalı bir program olmuştur. Bu programı da yayınlandıktan sonra Çiftçi TV YouTube sayfasında birkaç gün içerisinde yayınlanıyor. Bu programı bol bol paylaşmanızı, herkese örnek olmanızı istiyorum. Yani örnek olmak istiyoruz. Bu işten insanlar para kazansın istiyoruz. Zarar etmesinler istiyorum. Tek amacım, tek gayem bu. Ha diyebilirsiniz ki sen bu işi nasıl öğrendin de bize bu bilgileri veriyorsun. Yani bu işin okulunu mu okudun diye soranlar varsa, ben bu işin okulunu okumadım. Üniversitesine de gitmedim. Ama hayat bu iş için beni yetiştirdi diyebilirim. Gerçekten hayvancılık konusunda güzel fikirlere sahip olan, güzel işler yapmış olan birisiyim. O yüzden söylediklerimi yabana atmayın. Mutlaka ama mutlaka dinleyin ve bu şekilde başlayın. Eğer şurada yazmış olduğum maddeleri, bunlar neydi? Irk seçimi, genetik, doğum aralığı, tek bir iş yapmak, kabeyim.
Bunlardan birini dahi eksik yaptığınız zaman süt hayvancılığından para kazanamazsınız arkadaşlar. Bunu açık ve net söylüyorum, kesinlikle kazanamazsınız. Bu maddelerin hepsini doğru bir şekilde yaparsak bu hayvancılıktan, süt hayvancılığından para kazanabiliriz. Ailemizi de çok iyi bir şekilde geçindirebiliriz. Köyümüze de yerleşebiliriz. Yani herhangi bir para kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım korkusu da olmaz. Yeter ki bu işe doğru bir şekilde başlayın. Doğru insanları dinleyerek bu işe başlayın. Sosyal medyalarda işte başta da söylediğim gibi ben bu işin piriyim, İşte ben ahırda doğdum diyen insanlar var. Sadece şaklabanlık yapan insanlar var. Bu tip insanlara itibar etmeyin. Gerçekten bu işi bizim gibi bilen insanlardan bu işi dinleyin. Bu şekilde bu hayvancılığa başlayın diyorum. Programa da burada son veriyorum. Önümüzdeki hafta başka bir işletmede, bir aile işletmesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çiftçi TV'de kalın.